Yolu da bakanla görüşüp ulaştırma bakanıya yani idare çıktık dedi. İhaleyi de yapmıyor. Biraz maksatlıklar oluşmuş. Doğal gazımız olmadığı için ondan dolayı da çok göç var. Şimdi zaten 3 ilçemiz kaldı. Mayıs başında veriyoruz. Burası kaldı. Onlar bir şey yapacak. Görüşürüz. Bir yıl içerisinde tamamlayın. İnşallah orayı da halledeceğiz. Bakalım. Daha bir de şey olarak hiçbir zaman kalkınmıyor. Bize bakan yerlisi daha iyi bir acaba. Ya olsun bakalım. Yerli gibi var gaz ya. Gaz olsun da. Hoş geldiniz. Şöyle masam alabilir misiniz acaba? Çok girelim. Misafirlerimiz buyurun arkadaşlar. Siz de buyurun. Çay arz etmek isteyenler şöyle. Misafirlerimiz buyurun. Hasan Bey çay al. Sağ olun. Misafirler al. Şuna mı koyalım yoksa buraya mı koyalım? Hangisini istiyorsunuz? Şu sarı poşet daha mı? Bakalım müşteri gelecek mi? 100'e oldu. 3'e. Yılmadan müessesede Enerji Bakanı'ndan yenilebilir enerji. Evet. Şimdi şöyle bismillah başlıyoruz. Yani bu mevsimde Mersin'in mi çileği Uğur abi? Aydın, Aydın. Aydın'dan mı getirdin? Ama maşallah çok güzel ya. Kim istiyor yarım? Bu yarım kilo oldu. Bir kilo mu? Bir kilo oldu. Bir kilo mu oldu? Aydın'dan geldi bunlar arkadaşlar. Kaç kilo vardı abi? Ali Vekilim, öyle alalım. Buyurun, sizin de evinizdeyim. Yok, paralar bende. Tamam. Tezgah Bakan Meydan. Tezgah bende. Bak, git gibi ya. Bir doldurdum. Bir doldurdum. Tamam bakalım. Bir bak, sıvır sıvır sıvır. Tam 1 kilo, 1.00. Kimin? Ben alayım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Beyefendi. Değerli mesai arkadaşlarım, etimaden bizim cumhuriyetimizin nadide eski kadim kuruluşlarından birisi. 1935 değil mi kuruluş? Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulmuş bir kuruluştan bahsediyoruz. O dönemler sadece madencilik faaliyeti yapan bir kuruluş da değildi biliyorsunuz. Etibank olarak kurulmuş. Bana arkadaşlar getirip söylediğinde şaşırmıştım. Türkiye'de ilk elektrifikasyon projelerini de o zaman Etibank yapmış. Yani TEK'ten önce enerji işleri, pardon elektrik işleri TİT idaresinden önce Etibank o günkü adıyla Türkiye'deki elektrifikasyon işleri yapmış. Elektrik üretim tesisleri kurmuş. Yani enerjinin hemen her alanında görev almış milli bir kuruluşumuz. Sonrasında tabii bankacılık faaliyetleri ve diğer elektrik faaliyetleri artık ilgili ihtisas kurumları da kurulduğundan dolayı diğer kamu kurumlarımıza devredilmiş. Etimaden asli görevi olan madencilik faaliyetine dönmüş. Bence de çok iyi olmuş. Bir kurumu birden fazla yerde kulvarda çalıştırmak onun verimini, performansını ister istemez düşürüyor. Ama belli bir alana odaklandığında, yoğunlaştığında çok daha başarılı olabiliyor. Nitekim işte Etimaden özellikle son 20 yılda borun işlenip ikinci, üçüncü ürünler noktasına taşımayla ilgili projelerini, yatırımlarını yaptıkça da gelirinin de hem yurt içi hem yurt dışı arttığını görüyoruz. Etimaden'de özellikle biz son 5 yılda bir vizyon değişikliğine de gittik. Çünkü bu ürünü cevher olarak sattığımızda ki geçmişte ağırlıklı olarak o şekilde satıyorduk. Tonu 100-120 dolar olan ürünü borik asit ve diğer türevlerine yani rafine bor ürünleri diyelim dönüştürdüğümüzde 8-10 kat değerini arttırma imkanına kavuştuk. Tonu 1000-1200 dolarlara çıktı. Şimdi son dönemde yani bundan sonraki atılımımız artık bu bizi kesmez. Sayın Genel Müdürümüz ne dedi? Yani burada ulaşabileceğimiz pazar hacmi belli. Dünyanın lideriyiz. Geçtiğimiz yıl 2,5 milyon ton civarında bir üretimimiz var. 1,3 milyar dolar ihracatımız var. Toplasan dünyadaki pazar 2,5 milyar dolar. 2 milyar dolar. Yani tüm dünyaya satsak 2 milyar dolarlık bir pazarımız olacak.
Ama bizi 2 milyar dolar bu saatten sonra kesmez. Arkadaşlara biz yeni vizyon koyduk. Yani eti madenin orta vadede ihracat hedefini bizim en az 4-5 milyar dolara çıkartmamız lazım. Bunun için de hem bordan mamul ara ve uç ürünleri üretmemiz lazım. Hem de işte en son keşfettiğimiz nadir toprak elementleri gibi alanlara yatırım yapmamız lazım.